Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok zor bir günde, çok zor bir görevle huzurlarınızdayım. Dünyaya bel bağlamamamız gerektiğini, hayatta burada bulunuşumuzun asıl sebebini, ki Kur'an-ı Kerim'de imtihan edilmek üzere olduğu söylenir ve bu imtihanın da mallar, canlar konusunda olacağı bize söylenir. Yeni bir bilgi değildir yani, bu hepinizin bildiği bir şey. Efendim, bütün bunların yaşandığı ve üzüntüyle kızgınlığın iç içe geçtiği, isyanın, biraz sonra o isyanı söyleyeceğim, asla yaratana bir isyan değil bu, içimizden taştığı efendim ve acizane kanaatime göre susturulmaması gerektiği, kontrollü bir şekilde, uzun vadeli bir şekilde kullanılması gerektiği bir dönemdeyiz. Evet, bel bağlamamamız gereken bu dünya bizim önümüze arkadaşlar, memleketimize çok çok büyük bir imtihan, çok çok ciddi bir felaket, belki de yüzyıllarca konuşulacak, hep kayıtlara geçecek ve çeşitli yönleriyle efendim değerlendirilecek bir çok acı bir tecrübenin içerisindeyiz. Bilenler bilir, böyle durumlarda kanaatim konuşmak değildir. Yani konuşmak çünkü bir eylem değildir, bir amel değildir benim kanaatime göre. Arkadaşlar, evet, yani Kur'an bir kelamdır. Efendimiz başta olmak üzere bütün peygamberler o kelamı bize aktarmak üzere, yani konuşmak üzere gelmişlerdir. Tebliğ bir konuşmayla, konuşmadır ağırlıklı olarak, konuşmayla yapılır. Her ne kadar şimdi başka yollar da öne sürülse de. Fakat sözü uzatmak, çok ses söylemek, hele hele bugün burada benden çoğunuzun beklediği gibi böyle bir teselli edici, efendim yaraları sarıcı, böyle ümit bahşeden, işte içimizi ferahlatan bir konuşma yapmamı bekliyor çoğunuz. Öyle anlaşılıyor gelen mesajlardan. Bunu hiç yapamayacağım bir dönemdeyiz. Böyle bir günlerdeyiz. İnşallah sadra şifa olacak. Yolumuzu aydınlatacak. Ve Allah katında bir zerre miktarı da olsa iyilik hanemize yazılacak bir iş olarak kabul etsin Rabbim şu anda yapacağımız şeyi. Öncelikle arkadaşlar, ben bir hazırlık yaptım. Bir şeyler söylemek istiyorum. Ve onları kaçırmamak için de çok detaylara girmeden şöyle topluca aldığım notları küçük açıklamalarla size aktarayım. Üzerinde müzakere ediniz, tartışınız, itiraz edebilirsiniz tabii ki, elbette. Efendim, genişletebilirsiniz, eklemelerde bulunabilirsiniz. Fakat üzerinde düşünelim arkadaşlar bunların. Ve duygusal tepkiler, duygular da çok önemli bu arada, onu da konuşacağız ama fevri, reaksiyoner veya böyle tarafgir bir takım tepkiler yerine arkadaşlar, aklı selimle, kalbi selimle üzerinde düşünelim yaşadığımız hadiselerin ve bu hadiselere şahit olmanın bize yüklediği sorumluluğun idrakinde olarak inşallah bu konuşmayı yapmayı ve dinlemeyi Allah hepimize nasip etsin. Şimdi öncelikle arkadaşlar, girişte Hamdele ve Salvele okudum, bilirsiniz. Vaizler bunu çok yapar, yüzyıllardır bir gelenektir. Efendimiz'den öğrendiğimize göre efendim bir konuşmaya Hamdele ve Salvele ile başlanır. Yani Allah'a hamd ederiz, Efendimiz'e salatu selam ederiz. Hamd ne demektir arkadaşlar? Bunu çeşitli kereler, farklı derslerde ve bilhassa Fatiha tefsirlerinde dinlemişsinizdir uzun uzun. Hamd ile şükür arasındaki farkı anlatır. Bilhassa sufiler, ahlakçılar, efendim, ansiklopediler, kavramsal sözlükler, bunlar üzerinde çok durur. Hamd ile şükür arasındaki fark arkadaşlar, şükür nimet karşısında yapılır. Hamd her durumda yapılır. Çünkü hamd şu demektir: Allah'ım bana nimet de versen, ceza da versen
Bir istediğimi versen de vermesen de ben senden razı ve hoşnutum. Benimle senin aramızdaki bu ilişkiyi benim açımdan hiç bozmaz. Senden bana gelen her neyse ben senden razıyım demektir hamd. Ve çok tartışılmıştır ulema beyninde. Ben de haddim olmayarak kanaatimi belirteyim ki efendim hamd şükürden daha büyük bir mertebedir. Acizane kanaatime göre ama tersini de söyleyenler var. Onlar da haklı görünüyor gerekçelerine bakıldığında. Neden hamd şükürden daha büyük bir mertebedir? Bilhassa günümüzde arkadaşlar. Çünkü bırakın böyle büyük bir felaketi yüzünde çıkan bir sivilce nedeniyle bile neredeyse yani tabii biraz burada karikatürize ediyorum. Rabbine küsen bir dönemde yaşıyoruz. İnsanların böyle küçük gerekçelerle Rabbine küstüğü, son derece kişisel baktığı hayata, sadece kendi penceresinden baktığı ve kendisi için doğru olanı Rabbinden daha iyi bildiğini düşündüğü herkesin böyle bir dönemde yaşıyoruz ve çok kolayca insanlar hem birbirlerine hem de yaratıcılarına küsüp sırtlarını çevirebiliyorlar, çevirebiliyoruz Allah korusun. Dolayısıyla hamdın çok önemli olduğunu, hamd mertebesinin çok büyük bir mertebe olduğunu ve inancımızın, hamdimizin denendiği dönemlerde bu duyguya yapışarak, bu inanca daha doğrusu inanç duygudan da daha kuvvetli bir karardır efendim. Bu inanca yapışarak bu sınavlardan ancak geçebileceğimizi düşünüyorum acizane. Ve böyle baktığımızda da efendim hamdin anlamının açığa çıktığı, hamdimizin denendiği günlerde olduğumuzu ve böyle dönemlerin hepimiz için farklı farklı olmak üzere kendimizi tanıma ve eksikliklerimizi giderme fırsatı verdiği, elbette kayıplarımız için son derece üzgünüz ve mahcubum ben şahsen. Yani siz böyle bir şey hissediyor musunuz bilmiyorum ama mahcubum yani millet olarak, insanlık olarak efendim onların böyle bir deprem kuşağında efendim bu kadar özensiz yapılarda yaşamalarına kendi çapımda ne kadarsa artık benim payım diyelim ki 10 milyonda 0,00,1 olsun o kadar bile olsa benim payım o paydan dolayı mahcubum arkadaşlar onları biraz sonra konuşacağız. Allah böyle bir şeyin olmasına neden izin verdi? Mesela gençler, çocuklar, daha çocuk yaşta olanlar bunu daha çok soruyor. Ama ilk gün yani o tabii kendim de böyle biraz klostrofobik bir yapım olduğu için böyle hava alma ihtiyacım çok fazladır. Yani o yapın şeylerin katmanların, o beton katmanlarının altında kalan çocukları, yaşlıları, hastaları efendim çocuğundan ayrı düşmüş yani şu anda tekrar o sahneleri gözünüzde canlandırmayayım insanları hayal ettikçe zihnimde Allah Teala buna neden izin verdi? Nasıl izin veriyor yani? Hani şöyle düşünün sizin elinizde olsaydı mesela bu depremi yapmak ya da yapmamak böyle bir şeye izin verir miydiniz? Yani böyle bir depremin olmasına izin verir miydiniz? Sanki hani haşa biz Allah'tan daha merhametliyiz, insanların lehine olan şeyleri ondan daha iyi biliyormuşuz gibi sorular geliyor içimize. Çoğumuz bunu dile getirmiyoruz bu soruları ya geçiştiriyoruz ya da çok kuvvetli cevaplarımız var. Acizane kanaatim arkadaşlar biliyorsunuz bunu hep yeri geldikçe söyler deprem uzmanları. Ben de ilk kez Miktat Kadıoğlu hocadan duymuştum. Onun da ismini yad ederek burada zikredeyim. Efendim demişti ki Yalova depremi olduğunda depremde kaç kişi vefat etti dedi. Kaç kişi öldü dedi bize bir meslekçi eğitim grubunda. İşte herkes bir sayı söyledi. 18 binden 50 bine kadar farklı farklı rakamlar. Dedi ki hayır depremde sadece bir kişi öldü dedi. O da fay hattının üzerinde bir bekçi kulübesindeki bir fabrikanın bekçisi. Tam fay hattının üzerindeymiş bekçi kulübesi. Yarılınca içine düşmüş. Geri kalanlar dedi deprem yaşadıkları için değil, depreme uygun binalarda yaşamadıkları için öldüler dedi. Yani arkadaşlar Allah Teala bizi
cezalandırmıyor. Bir defa bunu zihnimizden çıkaralım arkadaşlar. Bu kötülüğü biz kendi kendimize yapıyoruz. Eğer ortada bir kötülük varsa. Onu tartışmıyorum. Yani zor bir durum. Yaşadığımız bu durumu biz kendi kendimize yapıyoruz. Fakat psikologlar, şimdi onlar bana kızmasınlar, ve böyle afet durumunda ilk günlerde en azından neler konuşulması gerektiğini tespit eden işin uzmanları bu tip muhasebelerin bu ilk günlerde yapılmaması gerektiğini söylüyorlar. Dolayısıyla ben onun üzerinde çok fazla durmayacağım ama yeri geldiğince de birkaç kere tekrar edeceğim. Çünkü arkadaşlar defalarca konuşacak değilim bu konuyu. Üzerime düşen bu sorumluluğu işte az önce söyledim, birkaç milyon, 10 milyon da 100 milyon da belki 0,0001 bilmiyorum bana düşen sorumluluk. Ama onu yerine getirmiş olmak için bunu birkaç kez daha söyleyeceğim arkadaşlar. Allah Teala yeryüzünü hareketli yarattı, bunu biliyoruz. Ve yer kabuğu hareketlerinin ve diğer hareketlerin, atmosferdeki hareketlerin, okyanuslardaki hareketlerin dünyadaki yaşam için şart olduğunu da biliyoruz. Yani biraz jeoloji bilen, biraz fizik bilen bunları bize anlatıyor, coğrafya bilenler bunu bize anlatıyorlar. Ve biz arkadaşlar ilk defa öğrenmedik bir deprem kuşağında yaşadığımızı. Biz deprem kuşağında yaşıyoruz ve tarihe baktığımızda, İşte ben zelzele maddesini okudum mesela ansiklopediden, size de tavsiye ederim. Baktığımızda buna dair müstakil eserler verilecek kadar bu coğrafyada arkadaşlar, İslam coğrafyasında büyük depremler yaşanmış. Bazılarına küçük kıyamet denmiş mesela. Öyle büyük depremler yaşanmış. Evet, o zamanlar belki bu kadar tedbir alınamıyordu ve nüfus da bu kadar fazla değildi. Ama arkadaşlar zamanla birlikte işte bilimler ilerledi, teknoloji ilerledi. Dolayısıyla Allah arkadaşlar bize bir kötülük murad etmedi. Onu bilelim. Allah'ın bu yeryüzünde yarattığı doğa hareketleri, yer kabuğu hareketleri, atmosfer hareketleri, sulardaki hareketler az önce söylediğim gibi bizim için yaşam sebebidir, yaşam vesilesidir. Biz onları doğru şekilde okuyup, doğru şekilde tanıyıp ona göre kendimizi doğru konumlandırmak zorundayız. Bu da bizim kulluk görevimizdir arkadaşlar. Yani bir nehir yatağına işte ev yaptığımız zaman neler olduğunu gördük. Efendim bir sulu zemine, değil mi? 3-4 metreden su çıkan sulak zeminlere bina yapılacağı zaman hangi şartlarla yapılması gerektiğini artık ben bile biliyorum yani. Düşünün, hiçbir sayısal eğitimim olmamasına rağmen. Dolayısıyla burada insanın insana verdiği bir zarardır söz konusu olan. Şimdi arkadaşlar, Halis Aydemir Hoca'nın çok güzel bir cümlesini dinledim bir konuşmasında. Diyor ki, başımıza bir kötülük geldiğinde, başımıza yani bir istenmeyen bir hadise, aslında kötülük demeyelim çünkü orada bile bir rahmet bir vardır içinde, bir şey vardır yani bizim bulup çıkarmamız gereken. Başımıza istenmeyen bir hadise geldiğinde arkadaşlar, o hadiseden yani o kötülükten diyelim, daha kötü olan şey o hadisenin bizim Allah ile aramızdaki yakınlığı sona erdirmesi, bizi Allah'tan uzaklaştırması ve Allah'tan ümidimizi kesmemize sebep olmasıdır. Dolayısıyla arkadaşlar hepimiz zihnimizdeki tırnak içinde Allah tasavvurunu gözden geçirmek durumundayız. Bunu Esma-i Hüsna sebebiyle çok çeşitli kereler anlattım. Çünkü bizim zihnimizdeki Allah anlayışıyla, bu kim olursa olsun arkadaşlar, yani bir Hristiyan da olabilir fark etmez, Cenab-ı Hakk'ın kendisini anlattığı Allah aynı değilse bizim o Allah tasavvurumuz bir yerden mutlaka fire verecektir arkadaşlar. Bir yerde mutlaka bir sarsıntıya uğrayacaktır. Bir yerde mutlaka bizi şüphelere düşürecektir. Neden? Çünkü Rabbini doğru tanımadığında elbette ki hadiseler, olan hadiseler senin zihnindeki Rab anlayışıyla örtüşmeyeceği için efendim, dediğim gibi mutlaka yaşadığın herhangi bir hadise seni
o tasavvurdan uzaklaşacaktır. Bu nedenle insanın Rabbini doğru tanıması, yani onu Esma-i Hüsna'sıyla ve kendisini anlattığı biçimde tanıması, hayatın bütün iniş ve çıkışlarında kendisini doğru yere konumlandırması açısından son derece önemlidir arkadaşlar. Konuşmamızın başlığını deprem kuşağında Müslüman olmak diye belirlemiştik. Arkadaşlar, Müslümanlığın, yani Allah'a inanan, Allah'ın gönderdiği peygamberlere, indirdiği kitaplara inanan, iman eden ve buna göre yaşamaya gayret eden bir kimsenin arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce defa neredeyse geçtiği üzere Allah'a karşı bir numaralı, Rabbine karşı bir numaralı vazifesi takva sahibi olmasıdır. Takvalı bir mümin olmasıdır. Yani takva bir seçenek değildir arkadaşlar, bir emirdir. Vaciptir yani. Her birimiz takvalı olmak zorundayız. Peki nedir bu takva? Şimdi onun detaylarına girersem o saatlerce sürer. Ama siz mutlaka ansiklopedilerden, dediğim gibi kavramsal sözlüklerden bunları okuyun. Takva arkadaşlar, hesap verebilecek şekilde yaşamak demektir. Yani hesabını verebileceğin bir ömür yaşamak demektir. O zaman deprem kuşağında Müslüman olmak, hadi düzeltelim, ekleyelim, takvalı bir Müslüman olmak ne demektir? Arkadaşlar, deprem kuşağında yaşamanın sana yüklediği sorumlulukların hesabını verebilecek şekilde yaşamak demektir. İster o binaları yapan kişiler ol, ister onların içinde oturan kişiler ol, onları satın alan kişiler ol, isterse onları denetleyen, izin veren, ruhsat veren kişiler ol, fark etmez. Arkadaşlar, her birimizin kendi konumuna göre takvalı bir mümin olmasının, yani Allah'ın hesabı, azabından korkan takva kök olarak arkadaşlar korunmak demek, korunmak demektir. İttakullah, Allah'tan korunun demektir. Yani bir insanın, bir Müslümanın Allah'tan korunması ne demek arkadaşlar? Allah'ın azabından, cezasından, onun yakalamasından, onun gazabına uğramaktan korunmak demektir. Onun sevgisini kaybetmekten, ona yakınlığı kaybetmekten korunmak demektir. Dolayısıyla bu bizim yaptığımız bütün işlerle alakalıdır. Yani biz takva deyince efendim şu kadar kere hatim indirmek, işte kıyafetin şu şekilde olması, kadınlar için söylüyorum, şu kadar uzun eşarplar, bu kadar bol bilmem ne, şu kadar nafile ibadetler, bu kadar kere umreye gitmek, bunlara hasrettiğim zaman, bunları küçümsemiyorum, sakın yanlış anlamayın ve önemsizleştirmiyorum, sadece bunlarla sınırladığımız zaman dünyada yaptığımız işlerin takvayla bir ilişkisi olmadığını zannettiğimiz zaman, bakın bu arkadaşlar, bizim de zihnimizin dualist bir şekilde ikiye bölündüğünü gösterir aslında böyle bakmamız olaylara. Yani şunu demek istiyorum. Mesela işte ben diyelim ki su üretiyorum arkadaşlar. Bu suyun içine insanlığa zararlı bir şey kattığımda bunun hesabını vereceğim mi Allah Teala? Yani bir kötülük yaptığımda hesabını vereceğim değil mi? O zaman bu suyu temiz, güvenilir ve sağlıklı bir şekilde ulaştırdığımda da bundan sevap kazanacağım, kazanmam gerekmez mi? Yani biz genellikle kötülük yaptığımızda bunun bizi Allah'tan uzaklaştıracağını ve uhrevi bir sorumluluk yüklediğini düşünüyoruz da o yaptığımız işi iyi yapmanın da bir ibadet olduğunu düşünmüyoruz. Takva olduğunu düşünmüyoruz. Buraya da dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Takva farz ve haramlarla ilgilidir, nafilelerle ilgili değildir. Farzları yerine getirmek, haramlardan sakınmak konusunda titizlik göstermek demektir. Çünkü Allah'ın azabı arkadaşlar farz ve haramlarla ilgilidir, nafilelerle ilgili değildir. Peki bir insana tereddüt eden farz ve haramlar nelerdir? Çok hızlıca geçiyorum buraları. Arkadaşlar, işte 5 vakit namazı sayarsınız değil mi? Zekatı, zengin olan için zekatı sayarsınız. Kadınlar için, erkekler için işte cihat vesaire bir takım farzlar var. Peki arkadaşlar, bir insanın ekmeğini kazandığı işi düzgün yapmasının dini hükmü nedir? Yani ben öğretmenim diyelim ki, terziyim, fırıncıyım, ayakkabıcıyım, tüccarım, siyasetçiyim, her neyse yani bir iş yapıyorum. Bu işi düzgün yapmanın dini hükmü nedir arkadaşlar? Farzdır.
Peki o işi düzgün yapmam bana farzsa, yapmadığım zaman hesabını vereceksem, o zaman bu yaptığım işin düzgün olması için gereken şartları öğrenmek ne olur bana? İmam-ı Azam söylüyor. Bu yeni bir şey değil arkadaşlar. Yeni bulduğumuz bir şey değil. İnsanın mesleğiyle ilgili bütün detayları kendi zamanında ulaşabileceği bütün detayları öğrenmesi farz-ı ayın olan ilimler muvacehesindedir. Yani ben bilmiyordum falan diyemez. O zaman terziyim diye çıkmayacaksın. İki kere oturunca sökülecek bir pantolonu veya bir şeyi dikemezsin yani. Daha düzgün dikmen gerekir gibi. Şimdi arkadaşlar, ben bu tip afet durumlarında, bu işin uzmanı değilim, öncelikle onu söyleyeyim, bir vaiz olarak sadece anlatıyorum. İçinde bulunduğumuz böyle bir felaket, afet durumlarında bize düşen sorumluluğu, işte bu takva çerçevesinde bize düşen sorumluluğu 3 aşamalı olarak ele alacağım. Arkadaşlar, öncesinde neler yapmamız gerekiyor, esnasında neler yapmamız gerekiyor ve sonrasında neler yapmamız gerekiyor. Afetten önce, yani şimdi hemen zannedeceksiniz ki işte binalarımızı sağlam yapalım falan diyeceğim. Onu dedim zaten arkadaşlar, yine diyeceğim tabii. Ama tabii ben dini açıdan bakıyorum ister istemez. Ben mühendis değilim, mimar değilim, belediyeci değilim, değil mi arkadaşlar? Yani ben bir vaiz olarak şu anda konuşuyorum, emekli bir vaiz olarak. Dolayısıyla da din ne diyor yani? Bize hani dini açıdan düşen sorumluluk nedir? Mesela benim size tavsiyem arkadaşlar, herhangi bir afetle, bir felaketle, bu illa böyle ülke çapında olması gerekmez. Mesela bir kişisel afet felaket de olabilir. Yani insanın bir araba kazasında ailesinden 5 kişiyi kaybetmesi onun için bir afettir, bir felakettir yani. Küçük ölçeklidir, onu ilgilendirir sadece, ama bir depremde de zaten bu kadar kaybedebilirdi mesela. Dolayısıyla bu kişisel olabilir, daha genel olabilir. Bir afetle, bir felaketle, bir kötülükle, yani tırnak içinde, karşılaşmadan önce arkadaşlar, itikadi, fikri ve ahlaki açıdan kötülük problemi konusuna zihnen hazır olmamız gerekir. Buna hazır olmadığımız için, bırakın böyle büyük çapta bir felaketi, evrensel bir felaketi arkadaşlar, işte dediğim gibi istediği dersten istediği notu alamadığı için bile Tanrı'ya küsebiliyor insanlar. Şimdi burada tabii kötülük problemini de tartışacak değilim, takdir edersiniz ki. Sadece önerimi söylüyorum. Yani nasıl ki mesela herhangi bir konuda, mesela bebeğiniz olacak, ilk defa bebek bakacaksanız, şimdi bir bebekle uğraşıyoruz da, efendim bebeğiniz olacaksa, değil mi? Önce bir nasıl emzirilir, nasıl bakılır, nasıl değiştirilir, hastalığın ateşi yükseldiğinde ne yapılır, bunları bir önceden öğrenmeniz gerekiyor. Yani ishal fikrini bebek ishal olunca görmeniz ve ilk defa o zaman düşünmeniz sizi tabii büyük bir paniğe, büyük bir korkuya düşürüyor. Duyguları çok daha şiddetli yaşamanıza sebep oluyor. Dolayısıyla itikadi açıdan yeryüzünde niçin kötülük, bize kötülük gibi görünen bu hadiseler niçin oluyor? Allah bunlara niçin izin veriyor? Niçin bunların olmasını en azından yaratıyor? Yani çünkü o yaratıyor, o yaratmadan hiçbir şey olmaz. Efendim, bunların cevaplarını önceden kendi çapımızda, zihnimizde hazırlamamız gerekiyor. Bu arada şunu da belirteyim ki arkadaşlar, olayları nasıl yorumlamak istersek öyle anlarız ve öyle yorumlarız. O yüzden mesela Kur'an-ı Kerim pek çok kişi için hidayet vesilesiyken pek çokları için de inkar vesilesi olmuştur. Kendisi söylüyor Kur'an-ı Kerim bunu. Yani aynı söz, aynı ayet, aynı fikir, aynı cümle birisini imana götürürken bir başkasını küfre götürebiliyor. Niye? Çünkü o tercihini en baştan merkezini o noktaya çektiği için. Bir başka yapmamız gereken şey, afet öncesinde arkadaşlar, bir felaket öncesinde dünya ahiret ayırımı meselesini zihnimizde netleştirmemiz gerekiyor. Bana göre az önce söylediğim, hani işini düzgün yapmayı dünya ile ilgili bir iş zannedip, yani mesela işte ben
iyi inşaat yapmazsam, efendim iyi bir aşçılık yapmazsam bunun Allah katında bir karşılığı yok. Yani bir hesap vermeyeceğim diye düşünmesi bir insanın. Veya tersine bu biraz daha düşünülüyor da ya aman haram girer kazancımıza diye. Şurası pek düşünülmüyor. Yani ben işimi iyi yaparsam da bunun Allah katında bir karşılığı var. Burası pek düşünülmüyor. Bunu şuradan anladım arkadaşlar. Bazı meslek erbabı kardeşlerimiz, işte genelde sayısalcılardan çıkıyor bunlar. Çok kereler, yani mühendislerden, doktorlardan duymuşluğum vardır. Böyle bizim hayatımız boşa geçiyor gibi. İşte biz böyle hani ne bileyim sırf böyle para kazanmak için yaşıyoruz. Hani hiç uhrevi bir şey yapmıyoruz. Yani uhrevi deyince ne zannediyorsunuz arkadaşlar? Uhrevi olan şey bu dünya ile ilgili olan şeydir. Yani ahireti burada kazanacağız biz. Burada, tamamen bu dünya ile ilgilidir uhrevi hayatımız. Yani şöyle düşünürüm, hep bu örneği veririm. Gene bakın yeri geldi. Ben acizane şöyle düşünüyorum. Biz bu dünyada yaşarken arkadaşlar, sismograf gibi, bu örneği verdiğimi devam dinleyenler hatırlayacaklardır. Sismograf nasıl yer kabuğundaki hareketleri yeryüzünde bir kağıda çiziyorsa veya bir zemine çiziyorsa, görmedim hiç bilmiyorum. Efendim, ben de bu dünyada herhangi bir iş yaparken, ticaret, alışveriş, komşumla ilişki, ailemle ilişki vesaire, yani şu anda burada bu yaptığım iş, herhangi bir iş yaparken öbür dünyada sismografla benim yaşayacağım yerler çiziliyor arkadaşlar. Yani bu dünyada yaptığımız her şey öbür dünya ile ilgili. Lütfen zihnimizdeki bu dünya ahiret ayrımını bu kadar uzak kutuplara yerleştirmeye bir son verip tevhidi bir bakış açısına, afetten önce, bir felaketten önce ulaşmaya bakalım. Bunun tabii sonucu da arkadaşlar, eğer o tevhidi bakış açısına ulaşabilirsek, yani benim bu dünyada yaptığım her şey, bir ayakkabı yapıyorsam da bu ahiretle ilgili diye düşündüğümüzde arkadaşlar, bunun tabii sonucu sorumluluk duygusu olmasıdır insanda. Çünkü hesap vereceğim. Ahiret demek hesap demektir. Bu yüzden deistler ahireti inkar ederler. Çünkü ahiret varsa hesap vardır. Hesap varsa kitap vardır. Çünkü hesap neye göre verilecek arkadaşlar? Bir başka tavsiyem, afet öncesinde bir Müslüman bilinci oluşturabilmemiz için, afetler esnasında hayatta böyle kötü zor imtihanlarla karşılaştığımızda bir Müslüman duruşu sergileyebilmek için, yani sizce Yusuf Aleyhisselam mesela veya Yakup Aleyhisselam o olayla karşılaştığı zaman mı bir dakika şimdi ne düşüneceğim ben? Bir dakika, bu olayı ben nasıl yorumlamam lazım acaba? Hangi kitabı okusam, hangi hocaya sorsam diye o zaman mı karar verdiler arkadaşlar? Yoksa o bilinç onlarda çok öncesinden yerleşmiş miydi, hazır mıydı? Bu hazırlık aşamasının çok önemli olduğu kanaatindeyim bu açıdan. Bir başka önerim arkadaşlar, kavramsal haritamızın temiz olması. Zihnimizdeki kavramsal haritaların temiz olması. Yani takva nedir, tuğyan nedir, sabır nedir, isyan nedir, helal nedir, haram nedir? Az önce bir iki tane küçük açıklama yaptım mesela bunlarla ilgili. Ahlak nedir, adap nedir, bunlar arasındaki farklar nedir? Bu konularda zihnimiz çok pırıl pırıl olması gerekiyor. İşte bunun için de hep ansiklopedi okumayı, sözlük okumayı tavsiye ediyoruz. Bir başka şey, afet öncesinde yapmamız gereken, yine burada biraz Zülfiyar'a dokunacağız arkadaşlar ama Efendimiz'den bir rivayet olacağı için kimsenin sesinin çıkacağını zannetmiyorum. Müslümanın iş görme anlayışı konusunda da kendimizi revize etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hangi işi yapıyor olursak olalım. Örnek, yüzlerce kere anlattık. Peygamber, işte anlatmakla bir şey olmuyor çok fazla yani. O yüzden bu işleri çok şey yapmıyorum. Amele bakmak gerekir yani arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 6 aylık oğlu İbrahim vefat ediyor. Ve defnedilecek, mezar kazılıyor. Bak hemen hatırladınız çoğunuz. Çünkü biliyorsunuz yani, o kadar çok anlattı ki bunu hocalar. Mezar kazılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de orada murakabe ediyor işleri ve mezarın dibinde, zemininde bir böyle kabartı veya bir çukur
böyle bir düz olmayacak.